FEM gün ortası devam ediyor. Üçüncü verimlilik ve teknoloji fuarı kapılarını açtı. Şimdi Ankara'ya gidelim. Hangi savunma sanayi hedefleri var? Neler sergileniyor? Öğreneceğiz. Ankara'da Buse Gençtürk şimdi bizi bekliyor. Ayrıntıları bize aktaracak efendim. Ankara'dayız. Üçüncüsü düzenlenen bu yıl verimlilik ve teknoloji fuarı Ankara Ticaret Odası Kongrezyum Merkezi'nde ve 12 Haziran'a kadar da açık olacak. Girişler de ücretsiz. Tabii bu fuarın en önemli aslında milli savunma sanayi ürünü diyebileceğimiz milli muharip uçağının önündeyiz. Milli muharip uçağı sizlere anlatacak olursak eğer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ürünü olan bu uçak aslında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'dan itibaren envanterinden kademeli olarak F-16'ları çıkarabilmesi, devretmesi düşüncesiyle birlikte ortaya çıkan bir proje ve Milli Muharip Uçak Projesi 2016 yılında ilk adımları atılmıştı. Bu uçak oldukça önemli demiştik çünkü şu anda tabii gösterdiğimiz ekranlarımızda maket hali, proje henüz bitmedi, tamamlanmadı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak bu milli muharip uçağı ve göklerde aslında buluşmasını da bekliyoruz heyecanla. Tabii Türkiye'nin ilk milli ve yerli savaş uçağı olma özelliğine sahip olacak. Şimdi kameraman arkadaşım da size uçağı yakından gösterecek birazdan. Özellikle bu uçağın üretilmesiyle birlikte düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti ve artırılmış durumsal farkındalık gibi teknoloji alanlarında kazanılacak kabiliyetler olacak ve Türkiye bu kabiliyetlerle aslında dünyada 5. nesil bir milli muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı ülkeler arasında bulunmuş olacak. Özellikle tabii bu proje tamamlanıncaya kadar, özgün motor projesi tamamlanıncaya kadar hazır motor kullanılarak bu hava aracının geliştirme faaliyetleri de sürdürülecek. Aslında mini muharip uçak üstün hava hakimiyetini nelerle sağlıyor onları da anlatalım. Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menziliyle ve yüksek hızda dahili silah yuvalarının hassas ve tam vuruşla sağlıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ve nöral ağ desteği de sağlanarak muharebe gücü artırılmış oluyor. Tabii burada füzeler de var, o mühimmatları da görüyoruz. Tabii özelliklerini de anlatacak olursak özellikle milli muharip uçağının mühimmatları da değinelim. Tabii Aselsan'ın ve yine aynı şekilde TÜBİTAK-SAGE'nin ürettiği mühimmatlarla birlikte de kullanılabilecek bu milli muharip uçak. Özelliklerine bakacak olursak aslında kanat açıklığı da 14 metre, oldukça büyük ve gösterişli bir uçak olduğunu da söyleyelim. Proje tamamlandığında Türkiye ilk milli ve yerli savaş uçağına da kavuşmuş olacak. Tabii bundan sonra Türkiye'nin de bu kapsamda hem terörle mücadelesine destek vermesi hem de F-16'ların yerine geçmesi de bekleniyor bu uçak projesiyle birlikte. Tabii öteki tarafta bir başka proje daha var. Onu da tanıtalım istiyorum. Biz şu anda fuar alanının dışındaki alandayız. O zırhlı araca bakacak olursak bu da Aselsan'ın ürettiği milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizden bir tanesi. Onu da gösterelim sizlere. Nefer insansız silah kulesi. Bu zırhlı muharebe aracı taktik kara platformlarında zırhlı kara hedeflerine bağlı olarak kullanılmak üzere, aslında hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirildi ve Rus menşeli silahların kullanımına imkan veren tasarımıyla da bir adım öne çıkıyor. Tabii nefer atış yapan personelin ortam farkındalığını da artırıyor ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Bu da yine fuar alanında bulunan diğer milli yerli insansız silah kulesi demiştik. Milli yerli savunma sanayi ürünlerimizden tabii muhakkak ki bu fuarda milli muharip uçağın maketinin yıldız ürün olduğunu da belirtelim. İlk kez sergileniyor çünkü. Biz de bu fuardan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyerek sözü size bırakalım. Peki.